Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün hem örgülerde ana model yerine hem de örgülerinize lastik yerine kullanabileceğiniz bir örnek göstermek istiyorum. Modelim 3 ilmeğin katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12, 15 şeklinde 3'ün katlarını ayarlamalısınız. Ben 15 ilmeğimi şişime attım. 3,5 numaralı şiş ile anlatımına başlıyorum. Hemen modele geçiyorum. Örgümün ön yüzündeyim, ilk sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Fakat şişimden çıkartmıyorum. Bir tane ilmek doluyorum. Bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Tekrar arada bir tane ters ilmek örüyorum. Önce ilmeğimi düz örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Ve aynı ilmeği yanındaki ilmekle birlikte toplayarak örüyorum. 2 ilmekten 3 tane ilmek elde etmiş olduk. Tekrar bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek doluyorum. Pardon. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Tekrar aynı şekilde bir ilmek düz örüyorum. Bu ördüğüm ilmeği şişimden çıkartmıyorum. Bir tane daha ilmek doluyorum. Ve bu ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Burada bir tane ilmek artmış oldu. Devamında bir ilmek ters ördüm. Kenar ilmeği ile örgümü ön yüzde tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İkinci sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Burada düz devam eden ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. 2 taneden 3 tane olarak ördüğümüz ilmeklerin ilkini ters örüyoruz. Sonraki kalan 2 ilmeği düz örerek topluyoruz. Burası arada düz olarak devam eden ilmeğimiz. 3 tane olan ilmeklerin ilkini ters, sonraki ikisini birlikte düz örerek topluyoruz. Aradaki bir ilmeğimizi düz devam ediyoruz. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, iki ilmeği toplayarak tekrar düz olarak örüyoruz. Bundan sonrası ilk başlangıçtaki işlemler tekrarlanarak devam edecek. Kenar ilmeğini alıyorum. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi bir kez düz örüyorum. Bir kez ipimi şişime doluyorum. Ve aynı ilmeği arkasındaki ilmekle toplayarak düz örüyorum. Arada örgü boyunca bir tane devam eden ters ilmeğimiz var. Ters ilmeği ördükten sonra burada hemen bir ilmek düz, bir ilmek dolayıp aynı ilmeği yanındaki ilmekle toplayarak örüyoruz. Herhangi bir kıvrılma yapmayan, lastik olarak kullanıma uygun bir model. Ayrıca boyunluk, kaşkol, şapka gibi örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tekrar arka yüzdeyiz. Bir kez de arka yüzden yapılışını görelim. Kenar ilmeğini aldım. Arada düz devam eden ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane olan ilmeklerin ilkini ters, sonraki ikisini birlikte düz örerek topluyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters ve sonraki 2 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Üçte katlar olarak ayarladığınız zaman kenar ilmekleri de oluşarak devam eden bir model oluyor. Örgüm ilerlediği zaman görünümü bu şekilde. Bakın herhangi bir kıvrılma yapmıyor. Hemen direkt modelime başladım. Bu yüzden lastik olarak kullanıma uygundur. Burası örgümüzün arka yüzü.
Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.